kadar yerindeki Colt ve El Primo'yu sonunda hapse tıkmayı başardık ve böylece artık köyümüze zarar veremeyecekler. Oo, ben de çok rahatım. Şimdi size osuracağım. Alın bakalım, nasıl da sizi tıkadık buraya Gökçeli. İşinize bakın artık. Benim adım El Primo ise ben buradan çıkacağım. Göreceksiniz El Primo. Öyle değil mi Colt kardeşim? Aynen öyle El Primo. Bunların işini bitireceğiz kardeşim. Sabret, 10 dakika sonra buradaki hapishane kırılacak yani. Siz neyden bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Hey, kesin sesinizi. Bu hapishane çok güçlü. 10 dakikaya falan açılmayacak. Siz kafayı yediniz. Şuna bak, sen hayal dünyasında yaşıyor Gökçe. Aynen öyle, hayal dünyasında yaşıyor. Biliyorsun ki bu hapishane 10 dakika sonra açılacak. El Primo üstünüze zıplayacak. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Olamaz Gökçe, bunlar neyden bahsediyor? Sanırım hapishane o kadar da güçlü değil. 10 dakika sonra açılıyorsa bu evi güvenli hale getirmemiz lazım. Yoksa bunlar şehrimizi mahvedip insanları yok edecekler. Doğru söylüyorsun. Zamanınız daralıyor. El Primo gelecek. Kes sesini El Primo. Kes sesini Colt. Olamaz. Tamam o zaman. Ne duruyoruz? Burayı güvenli hale getirelim Ahmet. O zaman hazırsan gel bakalım. Artık ben burayı yıkmaya başlayacağım. Peki ya sen ne yapacaksın biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok açıkçası. İyi, tamam söylüyorum. Sen de yukarı güzel bir kule yapacaksın. Ama kulemizin çok güvenli olması lazım. Tıpkı evimiz gibi. Anlaşıldı mı Ahmet? Tamamdır, o iş bende. Ben yapmaya başlıyorum Gökçe. İyi tamam, o zaman ben de hızlıca burayı güvenli hale getireyim. Bence buralara lavlar koyarak başlayabiliriz. Bu arada sizlere selam veremedim arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz gibi Colt ve El Primo gördüğünüz gibi buraya geldiler. Ve şehrimizi yıkmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. O yüzden evimizi en güvenli hale getirmeye çalışacağız. O zaman ne duruyoruz? İlk başta buralara lavlar koymak çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu arada sizin de aklınızda fikirler varsa lütfen bize yazmayı unutmayın. Şöyle hızlıca burayı güzel güzel lavlarla donatayım. Ama güvenli ev malzemelerim burada. Önce şu sandığı alayım ve görmüş olduğunuz gibi hemen önüme koyayım. İçinden bence artık güzelce lav alabiliriz arkadaşlar. İşte lavım burada. Tamamdır. Şimdi buraya lavlar koyacağım. Hey Gökçe, ne yaptın? Ne durumdasın bakalım? Benim kulem gayet iyi ilerliyor. Bu harika Ahmet. Hemen bir bakayım. Vay canına, gerçekten de çok hızlısın Ahmet. Bu kadar hızlı olmanı beklemiyordum. Ne sandın? Ben bir kere kuleleri çok iyi yaparım. Bitince görsen bir de. İyi tamam o zaman. Ne kadar hızlı olabilirsen bana o kadar hızlı yardım edersin. Ben de hızlıca aşağı ineyim. Hadi arkadaşlar, sizler de bize fikir vermeyi unutmayın. Bu arada hadi herkes yorumlara en sevdiği oyunu yazsın. Benim sanırım en sevdiğim oyun Minecraft olabilir. Ahmet, bu arada senin en sevdiğin oyun ne? Bu da soru mu? Tabii ki de benim en sevdiğim oyun Minecraft. Bu harika. O zaman ben de hızlıca lavları yerleştirdiğime göre tamam, buraya da koyabilirim. Ama bence bu kadar lav yeterli değil. Şu boş alanlara tekrardan doldurduktan sonra ikinci kat lavımı da açabilirim. Şimdi buraya da ikinci kat lavlarımı açayım ve bu harika olacak. Ortalara da kaktüsler koymayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya güzelce koyalım. Şuraya da koyalım. Burada sanırım küçük bir boşluk varmış. İşte bunu da koyduğuma göre harika. Şimdi burayı da böyle açtıktan sonra benim işim çok güzel gidiyor. Şuraya da koydum. Ve evet, şimdi ikinci kat lavlarımı yerleştirebilirim. Şöyle yerleştirelim bakalım. Ben de gideyim Gökçe'yi trolleyeyim birazcık. Şöyle gidelim ve lavlarını su dökelim. Bu çok eğlenceli olacak. Efendim Ahmet, bir şey mi söyledin? Bak ne yaptım, lavlarını su koydum. Ya sen ne yaptın Ahmet? Ya bütün evimi bozdun Ahmet. Sen ne yapıyorsun? Colt ve El Primo eğer şehrimizi yıkarsa gösteririm ama sana. Daha 10 dakika var. 10 dakikada neler yaparım? Colt, El Primo bize hiçbir şey yapamaz. Biz çok güçlüyüz. Evet ama sen böyle benim yaptığım şeyleri mahvedersen böyle daha kötü olacak. İyi tamam tamam, amma da konuştun. Kapatıyorum suyu işte. Evet, kapatsan çok iyi olur. Ya şu hale bak. Bütün lavlarım boşa gitti ya. Of Ahmet, of, gerçekten gıcıksın. İyi tamam tamam, bir şey yapmadım. Bir daha seni trollemeyeceğim.
Umarım trollemezsin. Çünkü buraya tekrardan lavlar yerleştirmek zorundayım. Lavlarım katı bir hal aldı. Neyse, hemen hızlıca tekrardan yapayım. Uf Ahmet, uf ya, gerçekten gıcıksın. Neyse, şimdi şuralara da tekrardan lavlar koyalım. İşte bu, şuraları da şöyle koyduktan sonra tamamdır bakalım. Şimdi diğer yeri yapacağım. Senin yerinde olmasaydım, eğer beni trollemeseydin, şu an daha farklı şeylere geçecektim. Şimdi şurayı da yapayım. Hala suları kapatmamış. Gerçekten de inanamıyorum. Ha, şurayı da kapatalım. İşte bu tamamdır. Şimdi tekrardan kazmaya başlayacağım. Şöyle kazalım bakalım. Aralara da görünmez dikenler koyacağım arkadaşlar. Ama lütfen aramızda kalsın. Colt ve El Primo duyarsa gerçekten bu bizim için pek iyi olmaz. Şimdi şuraları da şöyle koyalım. Ve buraları da koyduktan sonra işte bu tamamdır. Zaten çok az bir miktar kaldı. Şöyle koyalım bakalım. Ve son olarak şuraya da koyduktan sonra işte bu. Lavlarımız hazır. Şimdi araya kaktüsler koymayı planlıyorum. Şuradan kumla kaktüsleri alalım. Bu ara boş kalmamalı. Şöyle gidelim ve işte bu. Şurayı birer tane kazıp hemen yapacağım. Hey Gökçe, yardıma ihtiyacın var mı? Benim kulem bitmek üzere. Çok az kaldı gerçekten de. Aslında olabilir. Kuleyi 2 dakika bırakıp bana yardım eder misin? Elbette ki ederim Gökçe. Az önce seni trollediğim için özür olarak. Peki ya ne yapmamı istersin? Benden eğer kum alırsan şöyle sana kumlar vereyim. Aralara birer buruluk aralıklarla kum koyarsan ben de arkandan kaktüs koyacağım. Oo tamam, bu harika. Koyuyorum o zaman. Hey dur, oraya değil Ahmet, beni dinlemiyor musun? Bu aralara diyorum. Oo tamam tamam, özür dilerim. Hemen koymaya başladım bile. Tamam, teşekkür ederim. O zaman ben de ikişer kat şöyle kaktüslerden koyayım bakalım. Şimdi buraya da koydum ve buraya. İşte bu harika oluyor gerçekten. Evimiz bence yine çok güvenli olacak arkadaşlar. Şimdi buralara da koydum, buraya koydum ve buraya. Gerçekten harika ilerliyoruz. Hey Gökçe, ben neredeyse her tarafa koydum sayılır. Başka bir ihtiyacın var mı? Hayır Ahmet, teşekkür ederim. Sen kuleye devam edebilirsin. Kule gerçekten efsane gözüküyor. Teşekkür ederim Gökçe. Rica ederim. O zaman ben de hızlıca şu taraflara koyayım. Böyle. Ve çok az kaldı gerçekten. Şöyle ikişer kat koyduktan sonra evet, evimiz çok güvenli oluyor. Colt ve El Primo asla biz elimle başa çıkamayacaklar. Şehrimizi ele geçirmek neymiş göstereceğim onlara. Ama tabii ki bu kadar yeterli olmaz. Arkadaşlar, burada sizin en sevdiğiniz güvenli malzemesine hadi yorumlara benimle birlikte yazabilirsiniz. Başka ne yapsam? Evet, geldi aklıma. Şimdi lazerler koyalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? İşte buradan görmüş olduğunuz gibi demir aldım. Ve şimdi demirlerle birlikte lazerleri yerleştireceğim. Evet Gökçe, benim kulem bitti gördüğün gibi. Evet, gerçekten çok güzel olmuş. Peki Ahmet, ne olacak? Biz buradan sonra yere mi düşeceğiz? Sonra da canımız acıyacak, ayağımız mı kırılacak? Of, ben herhalde alta bir şey koyacağım. Yani buraya düşüp buradan zıplasak. Evet, canımız acıyabilir mi? Yok, hiç acımadı. Gördüğün gibi vagonla böyle düşeceğiz. İyi tamam Ahmet, öyle olsun. Hadi gel bakalım o zaman, güvenli evde bana yardım et. Arkadaşlar bu arada nasıl gidiyoruz, yorumlara yazın bakalım. Ben gayet beğendim. Evet, ben de çok beğendim. Tamam o zaman, harika. İstersen sen ne yapıyorsun buraya? Gökçe, gördüğün gibi görünmez dikenler koyuyorum. Canım yandı. Evet, bu görünmez dikenleri El Primo'yla ve Colt bilmiyor. Böylece bunların diken olduğunu zannetmeyip üstüne basacaklar akılsızlar. Evet, bu harika olacak. O zaman ben de hızlı bir şekilde senin bir tane demirini kırayım. Ve buraya da birer tane koyduktan sonra artık lazerlere geçiş yapabilirim. Önce lazer kurmakta pek iyi değilim arkadaşlar. Beni biliyorsunuz, yani daha önceden izleyenler bilir. Bu arada hala beni tanımayanlar ve yeni arkadaşlarımız var aramızda. Hadi herkes ailemize yeni katılan kişilere merhaba desin. Şimdi buraya böyle koyduktan sonra bunu da buraya yerleştireceğim. Ama sanırım yine yapamadım. Şimdi işte şimdi yakmayı başardım ve bunu koydum. İşte ilk lazerimiz başarıyla oluşmuştur. Şimdi ikinci lazerimizi koyacağım ve ikinci yerimize tıkladıktan sonra bakayım. Evet, ikinci lazerimiz de gayet başarılı. Sanırım birazcık geliştirmişim kendimi. Ve sonra üçüncü lazerimiz ve işte buraya koyuyorum. Gökçe, o zaman ben de devamını kurayım lazerlerin. Evin diğer çevrelerine de ben de yapayım, ne dersin? Harika fikir. Sen de lazerler yapabilirsin. Görmüş olduğun gibi tam bunun hizasından karşıya demirler koy ve lazerleri yerleştirmeye başla. Tamamdır, yapacağım bile, şimdiden başladım.
Harika. Tamamdır o zaman. Şimdi ben de buraya hızlıca son olarak buna tıklıyorum. Ve bunu yaptım. İşte bu efsane oluyor. Ahmet de görmüş olduğunuz gibi diğer taraflara koymaya başladı bile. Başka sandıkta ne malzemelerimiz varmış bir bakalım. Aa, işte bu bariyerler. Arkadaşlar bu bariyerler ne olduğunu biliyor musunuz? Bilenler varsa yorumlara yazsın. Çünkü ben biliyorum. Arkadaşlar bu bariyerleri çok sıkmaya başladığınızda bu bariyerler patlar. Ve böylece sıkan kişi zarar alır. Colt ve Al Primo bize sıkmaya çalıştığında bu bariyerlere denk gelirlerse kendileri patlarlar. Yani öyle sıradan bariyerlere benzemiyor. O zaman hızlıca şöyle koymaya devam edelim. Hey Dökçe, bu da ne çok akılsız bir şeye benziyor. Sen öyle zannet. Bunlar öyle bir bariyer ki görürsen bunları sıkarsan sen de patlarsın. Anladın mı bakalım? Oo, vay canına. Tamam bu iyiymiş. O zaman bunlardan koy. Ama sessiz anlat. Kod ver Perima bizi duymasın. Tamam tamam merak etme. Onlar aralarında konuşuyorlar zaten. Bizim evimizi yok etmenin planını yapıyorlar akılları sıra. Ama asla başaramayacaklar. Çünkü evimiz öyle güvenli oluyor ki. Şimdi buralara da böyle yerleştirdikten sonra bence gerçekten efsane oluyor. Şimdi buraları da koyayım. Bazı yerleri yanlış koydum. Hemen şu araları da düzeltelim. Ve yapmaya devam edelim. Hey Gökçe hadi bakalım. Bırak bariyerleri de yaptım. Lazerlere de bir bak. Ve son olarak şunları da koyduktan sonra geldim Ahmet geldim bakayım lazerlerine. Vay canına gerçekten efsane olmuş. Sadece o kadarla da değil. Bak buraya ben ne yazdım? Gökçe kalp yazdım. Aa bakayım Gökçe kalp. Ahmet teşekkür ederim çok güzel olmuş. Evet çok güzel oldu. Kulemizin üstünde kocaman sen yazıyorsun. Evet gerçekten güzel olmuş. Madem lazerleri bitirdin o zaman hadi gel bana yardım et bakalım. Bak buradaki telleri görüyor musun? Bu tellerden koyacaksın. Oo o teller mi? İyi de o teller ne işe yarayacak ki Gökçe? Bunlar senin bildiğin tellerden değil. Ahmet bak şimdi iyi izle buraya birkaç tane tel koydum. Şimdi bu tele dokunmayı denesene. Oo iyi tamam dokunuyorum. Aa olamaz bu da ne? Beni çok fena elektrik çarptı. Aa, bunlar ne ses çıkartıyor böyle? Bir dakika bir daha yapayım şöyle. Hı? Aa, bu teller osuruk sesi çıkartıyor. Osuruk sesi değil o elektrik seti. Al bakalım sesi. Al bakalım şimdi güzelce buraya koy. Ve etrafı bunlarla çevrile. Benim de çok güzel bir planım var. Arkadaşlar şimdi buraya Colt ve El Primo'dan kurtulmak için görünmez bir duvar koyacağım. Onlar da bunu fark etmeyecekler. Fark etmedikleri için de duvara çakılacaklar. Ve böylece canları acıyacak. Şimdi o yüzden şuraya şöyle güzelce koyalım. Buraya kaç blok koymuşum? 4 blok yeterli olur. Son bloğu fazla koymuşum. Ve tamamdır. Bunları buraya koymamalısın Ahmet. Çünkü ben görünmez duvarı koyacağım. Görünmez duvar işe yaramaz. Oo iyi tamam o zaman. İki blok öne koyayım ne dersin? İyi tamam o harika olur işte. Ama dur bakalım. Önce ben bir görünmez duvarları koyayım. Şöyle önce buraya koydum. Ve sonra da buraya koyuyorum. Ve işte bu. Görünmez duvarımız efsane oldu. Vay canına evet efsane oldu. Bak şimdi ben buraya ne koyacağım? Gördüğün gibi buraya bunları koyacağım. Ve böylece buraya girmek daha da zor olacak. Bunlar insanı geri atıyor. Aa, bir bakayım bir deneyim. Aa, gerçekten gelemiyorum. Vay canına. Evet Ahmet bu çok mantıklı. Aferin sana iyi iş çıkardın. Evet teşekkür ederim. İyi tamam o zaman. Hadi ben şu görünmez duvar işini bitirdikten sonra birazcık dinleneyim. Artık gerçekten yorulmaya başladım. Şimdi o zaman şuraya da 4 blok koyalım. Ve şimdi tekrardan burayı yanlış koydum. Şimdi bunları da buraya koyayım. İşte bu gerçekten de efsane oldu. Evimiz gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bunun tam böyle karşısına biraz daha koyduktan sonra işte bu işimiz neredeyse bitmiş olacak. Ve evimiz görünmez duvarlarla kaplı olmuş olacak. Bir blok geri koymam gerekiyor sanırım. 1, 2, 3 ve 4. İşte bu. Şimdi tekrardan buraya şöyle koyalım. Ve şuraya da koyalım. Ha, bir saniye. Hey Ahmet bu da neyin nesi? İşte sana sürprizim Gökçe. Çok komikmiş. Al sen bu kakayı kendine sakla tamam mı? Güvenli evimde böyle şeylerle pisletme. Oho sen hiçbirden ne anlarsın akılsız Gökçe. Sensin akılsız Ahmet. Seninle hiç uğraşamam. Çünkü önümüzde Colt ve Al Primo gibi büyük bir sorun var. O yüzden seninle uğraşamayacağım. Şimdi son olarak buraya da koymaya bence gerek yok. Burası da giriş alanımız olsun. Ve işte güvenli evimiz gerçekten efsane gözüktü. Hayır orayı da kapatalım. Bekle orayı da ben halledeceğim az sonra.
İyi tamam, halledersin. O zaman Gökçe güvenli evi bence gayet başarılı. Ama artık benden bu kadar. Ben birazcık dinlenmeye gidiyorum. Hey, nereye gidiyorsun? Ya açılırsa o zaman ne yapacağız bunların zindanları? Uyandırırsın işte. Birazcık dinleneyim ve güç toplayayım, tamam mı? İyi tamam, ben kulenin üstünde bekliyor olacağım. Tamamdır Ahmet, sen orada bekle. Ben de gideyim, birazcık uzanayım. Gerçekten öyle yoruldum ki arkadaşlar. Birazcık uyusam bana çok iyi gelecek. Size söylemiştim. Kaçın bakalım. El Primo geliyor. Haydi bakalım kardeşim. İşte bu. Duvarlarımız kırılıyor. Birazdan ultimle üstünüze atlayacak bu El Primo. Haydi kardeşim. Güçlerimizi birleştirelim ve bunların işini bitirelim. Buraya gelin bakalım Gökçe ve Ahmet. İşinizi bitireceğim. Hey Gökçe, kalk dedim sana. Kalk ve El Primo. Bize zarar verecekler. Uyan dedim sana. Gökçe uyan dedim sana. Uyan Gökçe. Hey neler oluyor? Ahmet niye bağırıp duruyorsun? Uyan dedim sana. Kot var pırıma çıktı. Evimizi yıkacak. Buraya gelmelisin. Olamaz. Tamam. Merak etme, hemen geliyorum. Olamaz. Sanırım zindanları açıldı. Şimdi onlara gününü göstereceğim. Bizim köyümüze zarar vermek neymiş görsünler bakalım. Şöyle çıkalım. İşte çıktım. Gökçe ne duruyorsun? Aşağı baksana. Aşağıda çok fena bir şekilde zindanları açıldı. Bir bakayım. Ah, olamaz. Gerçekten de açılmış. Hadi o zaman ne duruyorsun? Şuradaki şeyleri giy bakalım. Zırhları giy. Sonra da silahlarımızı alalım. Ve onların işini çok fena bitireceğim. Şöyle de şunu da giyelim. Evet ben de aldım Gökçe. Artık hazırım. Silahlarını da al hadi. Ne duruyorsun? İyi tamam, bekle alıyorum. Şuradan şöyle alalım. Şunları da alalım. Olamaz. Ayakkabılarımı giymeyi unutmuşum. Şöyle şunları da alalım. Ve işte bu. Artık inebiliriz. Ama inmeden sana yaptığım güzelliği gördün mü? Baksana şu kuleye. Bir bakayım. Ya o kalp de ne Ahmet öyle? Senin için kalp yaptım. Bırak şimdi şamatayı. Kolt ve Alprima bizim işimizi bitirecek. Hadi artık gidelim bakalım. Vay canına. Burası inanılmaz olmuş Ahmet. Gerçekten de çok güzel yapmışsın. Dedim sana, kule konusunda bayağı iyiyimdir Gökçe. Hadi o zaman şunların işini bitirelim. Bizim şehrimize saldırmak neymiş görsün bakalım onlar. İyi tamam, görecekler zaten, sen hiç merak etme. Buradan düşme konusunda emin değilim. Ya, Ahmet ya, canım acıdı. Hop, zırh var, zaten bir şey olmaz. Hey Colt, Al Primo, buraya bakın. Sizin işinizi bitireceğiz. Evet, sizin işinizi çok fena bitireceğiz. Al bakalım Colt, al bakalım El Primo. Şehrimizi yıkmak neymiş göstereceğim size. Al bakalım şöyle. Sen de al Colt. El Primo'yu da göstereceğim. Olamaz, çok güçlüler. Ahmet bana yardım et. Hey, bir daha Gökçe'ye dokunma. Colt öldü. Şimdi sıra El Primo'da. Gel bakalım buraya, senin işini de bitireceğiz. Evet, gel bakalım buraya. Gel dedim. Senin işini bitireceğiz. İşte bu. Başardık Ahmet, görüyor musun? Onların işini bitirdik. Evet başardık, yaşasın. İşte bu. Artık güvenli evimiz çok güvende. Ve şehrimize kimse zarar veremeyecek. Evet gerçekten güzel bir güvenli ev yaptık. Evet Ahmet, seninle tekrardan başardık. Ama sadece biz başarmadık. Ay ya, ne yapıyorsun Gökçe, zehirledin beni. Hey dur yapma, canım acıdı. Arkadaşlar sadece biz Ahmet'le başarmadık. Siz de bizi izleyerek bize destek oldunuz ve sizlerle birlikte başardık. O yüzden sizleri çok seviyorum. Ve şu an ekranda iki video çıktı. Haydi bakalım onlara tıklamayı unutmayın. Hey durun, videoyu kapatmadan kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Her like'ınız Gökçe'den bana kalp olsun. Aman Ahmet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.